Merhaba tarihte bugün izleyenleri. Tarihin tozlu sayfalarını birlikte aralamaya ne dersiniz? Tarihler 19 Eylül'ü gösterdiğinde bakalım neler olmuş. 1575 yılında Padişah 3. Murat'ın görevlendirdiği Müneccinbaşı Takiyüddin Efendi'nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi açıldı. Osmanlı Sarayı'na Müneccinbaşı olarak atanan Takiyüddin'in Padişah 3. Murat'a astronom Ulubey'in Semerkant'ta hazırlattığı Zici İlhani adlı astronomi gözlem ve hesaplarının eskidiğini belirten raporunu sunulmasından sonra kurulmuştur. Rasathane, devrin Şeyhülislam'ı tarafından 1580'de yıktırıldı. Araştırmacılar Rasathane'nin Galatasaray Lisesi civarında kurulduğunu tahmin ediyorlar. 1893 yılına gelindiğinde ise belki de en önemli hareketlerden biri olan Yeni Zelanda kolonisi, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ulus oldu. Bu atılımın öncüsü 1866'da kadın hareketini başlatan Kate Shepard idi. Tüm kadınlar adına Kate Shepard'a bir kez de biz teşekkür ediyoruz. 1921 yılında 13 Eylül 1921'de kazanılan Sakarya Zaferi'nin hemen ardından Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliğine cepheden telgrafla önerge gönderdi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesiyle Gazi unvanı verilmiştir. Eylül 1935'te Nürnberg yıllık toplantılarında Nazi liderleri, Nazi ideolojisine hakim birçok ırkçı teoriyi kurumsallaştıran yeni kanunlar açıkladılar. Bu, Nürnberg yasaları. Alman Yahudilerini devlet vatandaşlığından dışladı ve onlara Almanya'da Alman kanıyla ilişkili kişilerle evlenmeyi yasakladı. Bu kanunlarla ilgili düzenlemeler onları birçok politik haktan yoksun bıraktı. Yahudiler vatandaşlık haklarından mahrum bırakıldılar ve kamu görevlerine getirilemiyorlardı. 1941 yılında 2. Dünya Savaşı'nda Alman kuvvetleri Ukrayna'nın başkenti ve en büyük kenti, Avrupa'nın en kalabalık 7. kenti Kiev'i işgal etti. Kiev Muharebesi, 2. Dünya Savaşı'nda Kiev civarındaki çok sayıda Kızıl Ordu kuvvetinin Alman birliklerince kuşatıldığı ve sonucunda imha edildiği bir harekettir. Askeri tarihte en geniş birliklerin kuşatıldığı bir çevirme harekatı olarak bilinir. 1976 yılında Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferiyle 452 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren Antalya adlı uçağı Isparta yakınlarında alçalma hatası nedeniyle Toros dağlarına çarptı. 8'i personel, 154 kişi öldü. Türkiye sınırları içinde yaşanmış en büyük Türk Hava Yolları'nın geçmişindeki 1974'teki DC-10 kazası sonrasındaki en büyük ikinci kazaydı. Ve son olarak 1979 yılına gidiyoruz. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği tarafından 54 ilde 736 iş yerinde 100 binden fazla mühendis ve mimarın katılımıyla gerçekleştirilen büyük bir iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği çağrısıyla gerçekleştirilen eylem, maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde üretim durmasına neden olmuş, teknik elemanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmiştir. Sırada bugün doğanlar var. 1911 yılında İngiliz yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi William Golding, 1944 yılında Türk şair, yazar ve düşünür İsmet Özel, 1965 yılında Türk halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, 1984 yılında Meksikalı futbolcu Angel Reyna, 1985 yılında Güney Koreli oyuncu Song Joong-ki. Sırada bugün aramızdan ayrılanlar var. 1939 yılında Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 96. İmparatoru Go Daigo, 1812 yılında Yahudi girişimci iş adamı ve Rothschild hanedanlığının kurucusu Mayer Angel Rothschild, 1960 yılında radyolog hekim Zakhar Tarver, 2018 yılında Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen Ferdi Merter, 2019 yılında Fransız oyuncu, senarist ve film yönetmeni Charles Gerhardt bugün aramızdan ayrılanlardı. Ve tarihte bugünlük de sonuna geldik sevgili izleyenler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.